Ah canlarım, derliklerim, yavrularım. Tarağımı Nasılsınız, iyi çıkarayım mı? misiniz? Ha? Tarağımı bak çıkarayım. Tarrağını mı çıkar yavrum? Nasıl tarak? Tamam. Yok, o tarak olmaz. Bende mavi şey tarak var. Canlarım bugün saça perçem, kahkül nasıl şey olur? Ne kesilir? Kahkül nasıl kesilir? Şimdi size onu öğreteceğim. Bütün herkes şekerle benle beraber otursun, kahkül kessin kendine. Kahkül insanı şey gösterir. Genç gösterir. Ama herkese de yakışmaz. Daha değişik Kahkül gösterir. herkese yakışmaz bu arada, onu söyleyeyim size. Tabii insan erkeğe Asla. yakışmaz, doğru. Onun için bir adet makas lazım. Gel Evet, yanıma şeker. erkekse kerkül Gel gidemez. buraya. Perçem. Gel buraya. Kerkül erkekse yakışmaz Evet. canım. Bebeğim. Kahkül için bugünkü modelimiz şeker. Kerkül. İyi mi model? Model Evet. şugarlık. Tamam. Bir tane şuradan tarak alalım. Kerkül erkekse Ya. gitmez. Şöyle bir önce bir. Şimdi Evet. şeker. Sen yavrum benim. Bak. Önce şeker gibi bir tane şeyiniz olması lazım. Kerkül. Eleman. Kahkül. Yakışacak mı acaba? Daha önce yapmıştık kız. Yapmış mıydın abi? Sen Yaptım. bana bırak Ama ben şimdi. kendim kes. Daha önce Bak, ben kendim sen bana diyorum. kesmiştim. Ha, kendin Makasla. olmaz. Kendim makası Bismillah. kesmiştim. Şöyle bakın. Şurası var. Bak şu kısmı. Şöyle şuradan alıyoruz. Şöyle. Tam uçtan şuradan değil bak. Şuradan kahkül kesilir. Ben yıllarca peruk kullandığım için bu konuda iyiyimdir. Şeker de bana güveniyor sağ Sen olsun. anlıyorsun canım. Şeker de, mesela ben herkese Sen güvenmem. anlıyorsun. Kahkül şey konusunda. Şöyle bak. Yanlardan şu saçlarını serbest bırakıyoruz şöyle. Bunları almıyoruz. Kendisi. Şeker sende de mi beyaz çıktı? Yavrum Çıktı. benim, abi Evet, bebeğim. var Ama beyazlar. çok yok. Var. Çok fazla yok. Evet, Boya var. yapıyorsun değil mi? Boya yapıyorum. Bakın canlarım. Ay, ay güleceğim geldi. Şimdi Güleceğim geldi. tarıyoruz. Güleceğim geldi kız. Önce şöyle bir tarak atıyoruz ki o kısa kalanlarda Değil mi? şey olsun, Benim tarağa saçlarım gelsin. baya şey olmuş, Ha, yıpranmış yok yok. boyalardan. Güzel, saçın iyi. Boyalardan. Saçına bir gün de bakım yapalım. İkimize Boyalardan. yapalım. Boyalardan. Sana da bana Şimdi da. ben şey sürmek istiyorum saçıma. Badem yağı sürmek istiyorum. Badem yağı iyidir. Yoksa Şimdi zeytin tuttum. yağı. Tuttum, hiç kımıldama şeker, tamam mı? Hiç Zeytin. canın acımadı. Tamam. Şöyle şuradan. Şöyle alın. Burada önemli olan dümdüz kesmek. Şu an daha kahkül bitmedi. Yavaş yavaş gibi, bir kere de kesmiyorum. Bak. Bak şekerin saçı. Satıyoruz. Şekerin saçı Satır satır. Ay, isteyen var mı? gelin kaynak yapın saçta. Bunu ki. Şimdi buradan kestim bir tık. Kaynak. Bunu şöyle final kesişi ikinci de yapıyorum. Şimdi şeker kafanı yukarı kaldır. Bana Kay, bak, bana bak. kaynak. Ha. Şöyle Kaynak. hesap yapıyorum çünkü. Şöyle. Kaynak. Şöyle olsa. Hafif kaşını geçmesi lazım. Şöyle. Şöyle. Şurası iyi. Çünkü şey kısa olursa şey olursun. Küçük beslemeler gibi olursun. Şimdi izleyenler Gollum olsun da öyle isterler ama öyle yapmam. Ay fazla uzun kaynak şeyi de sevmiyorum kız okşa. Ha. Fazla uzun perçemleri de sevmiyorum öyle uzun. Biraz hafif uzun olması gerekir. Ya. Sen sil kafa git. Bana bak bakayım. He. Ha. Dur. Bak bak aynaya bak. Bak. Güzel Aa oldu. evet Bak değişik. hiç fön çekmeden bile Ay güzel beni oldu. görenler de diyor sen de Yemin yıldız sihirbaz benziyor. Hiç de yıldız İkinci sihirbaz saçı da benzemiyor. bu. Şeker yemin. Ay kız benim saçımı takmış gibi oldun yine. Ya. Vallahi bak ne uzun ne kısa. Dur. Şimdi dur. Evet. Bak şeker. Bak kahkül oldu ya. Ha. Artık bir sürü model yapabilirsin. Kahkül Kafama sahibi. göre. Şimdi bak bak buraya bak. Ay hiç föne de gerek yok. Dümdüz. Evet. Kız senin saçın Kız ben düzmüş saçımı ya. yıkadım ya, değil mi ya? Dün yıkadım ya Aa saçımı. ondan. Evet. Yıkadım Saçımı yıkadım diye. ya aşkım. Şöyle bak şeker. Ah. Yıkadım mı? Yemin sana Değil bir mi? söyleyeyim Söyle mi? bile gerek yok. Yüzüne gacılık nasıl Evet. oturdu? Vallahi yüzüne gacılık geldi. Kur'an çağırsın. Bak Evet. ama senin nasıl gülü? Bana bak al. Benim ne madem? Benim madem. Evet. Ya sen ilk defa diyeceğim ne güzel bak perçemlerin güzel olmuş. Evet. Evet. Perçemlerin güzel oldu. Benim de senin de güzel oldu değil mi akşam? Ama şeker Ya. gacılık geldi yüzüne. Yani. Vallahi Evet. gacılık gelmedi bu Evet. kızlar. Evet. Yazın. Evet. Kötü mü iyi mi? Güzel oldu. Vallahi kötü değil. Güzel Çok oldu. güzel. Ha. Bir şey diyeyim mi? Sanki maydanoz takmışın gibi oldun biliyor Evet. musun? Peruk. Dur şöyle bir de tarayayım. Peruk takmış. Şeker Evet. fön sevmez. Evet. Şekeri kendi Ay fönü dalgası. Bak. saymıyorum Ha, he. Benim olsun şöyle biraz tarayayım. ana saçım kıvırcık Şöyle benim. biraz Dalgalı. tarıyorum. Ha. Ana saçım Şöyle dalgalı. şuradan Ben tarayayım. de tarayayım kız. Dur dur ben uçlardan tarıyorum. Benim ana saçım dalgalı. Al Ben kendin daha seviyorum. iyi tararsın. Evet. Ha, Benim ana tara. saçım dalgalı. Ha. Evet. Ay okşan güzel yaptın. Evet. Vallahi güzel oldu. Evet. Evet. Güzel oldu. Ellerine sağlık Bak. dediğimden. Afiyet olsun. Evet. Ha. Evet. Bak.
Bu hangi şeyler var şeker böyle dur bakayım. Bana bak bakayım. Ha, dur bakayım. Oldu, evet. Şuraya biz şöyle bir dön bakayım. Şurada bir hafif şeylik kaldı. Ha yok tamam. Aralık, sen kendini tarayıp aralıklı kaldı. Ha bak yok. Bak evet. Değil, bak. Çok güzel oldu kendim evet. Ay. Baya değiştim. Vallahi ben bu kadar beklemiyordum. Baya değiştim. Baya değiştim bak şu an. Güzel vallahi oldu. Bu kadar evet, beklemiyordum şeker. Evet. Ay hayır. Çok değiştim. O zaman bunun üstüne birer çay içeriz. Evet. Ha? Çok değiştim evet. O zaman şeker kızımız bize çay getirecek. Gelinlik kızımız. Ha. Ben de getireceğim tabii ki. Bebeğim benim. Evet, canım şimdi benim. Ne yap? Çay içeceğiz. Evet. Ha, ama güzel bak, oldu gerçekten. Hem en azından uzaktan evet, seni görürler. Evet, çok görürler. Güzel oldu. Çay doldururken görürler evet, seni. Evet, çok ha. Güzel oldu. Evet, candan. Kerkül böyle kesilir. Evet, kerkül bak. Kerkül böyle kesilir. Gelin bak, gelin gelin. Ya. Evet, bak kerkül. Vallahi Japon kızlarına benziyor. Olay oldum vallahi, olay. Vallahi Japon bak. Kızlarına benziyor şeker. Okşan bak ne güzel ne oldu. Ne kısa oldu ne uzun ay, oldu. Ay okşan ne güzel yaptın. Biraz uzun düşünüyordum ama böyle daha yok, güzel oldu. Yok böyle daha iyi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Kur'an çarpsın çok. Yüzüm kapanmaz. Uzadıkça alırız onu. Tabii. Yüzüm kapanmaz. Ay gel şekerle gidelim biz de. Bakalım şeker. Ay şeker. Çay vereyim. Ben bir şey diyeyim mi sana? He. Hiç makyaj yapma. Böyle terapi gelsin. Böyle kapıyı aç. Ya. But sugar. Vallahi but sugarlık yemin ederim. Evet. But sugarlık evet. Aşık. Çaylarımız var mı? Evet. Aa, çay da olmasa olmaz. Evet. Şekerin ilk kahvenli haliyle evet. Şey. Biraz saçlar uçlarından alsak mı? Ya saç sağlıklıdır ama şeker. Sen bilirsin. Şu kadar bak. Ama şu fazla kadar. Alma. Hoşça. Ben şeker bak ben o konularda biliyorsun. Asla. Evet. Fazla alma. Ha. Kaşın bak kaşın hala çıkmıyor. Kaşın aldın. Ay ne güzel oldu. Evet. Kaşın aldın ne güzel oldu gerçekten. Evet. Allah sen biraz da saçın ucundan alayım şeker. Saçına sağlık şey gelsin. Allah sen de. Oksijen gelsin. Neyse kız arkadaşım ne güzel hangisi yaptın. Hangisi benim şekerden? Senin kaşığı. Benim kaşığıyla. Çok güzel yaptın. Hadi ben şöyle diyeyim sen getir bebeğim. Evin kızı. Bakın benim kahvim ne biçim. Benim peruk madileşti. Canlarım benim peruk madileşti. Şekerin kendi saçı. Ay, şudan senin de oldu. Kendi saçın canım. Ah, benim şekerin kendi saçı. Senin de kendi benim saçı. Benim de kendi bebeğim. Saçım evet. Nerede? Senin gidecek? De kendi saçın. Doğru bak orayı kırparız. Senin de kendi doğru, saçın. Öyle kendi kız kendini madileştirmiyor. Değil mi? Benim maydanoz. Kız bana soruyorlar. Diyorlar Lugunen'in maydanozlarım diyor. Benim için maydanoz, değil mi? Evet, bak şekere soruyorlarmış. Evet, kendi diyor, saçımı okşan evet, diye. Diyor bunu saçı diyor. Aa, dur şeker senin uçlarından da alayım. Almışken uçlarından evet, da alayım da şey saçı şey olsun gündür, hava alsın. Gündür. Çünkü oo, ara sıra saçı uçtan almak iyidir. Bak kerkillerime bak. Ara bak böyle hiç böyle gir. Evet, benim şaşırdığım ne biliyor musunuz? Ben dedim fönle düzeltirmiş. Ne güzel oldu. Fönlü gibi oldu. Ne öyle durdu ben anlamadım. Bak. Bak. Allah Allah. Evet bak, bak ne güzel fönlü gibi oldu. Evet. Bak kendi dalgası. Evet kendi dalgası. Bir de şöyle bir hafif ruj sürersin. Biraz allı. Aynen dalgası. Ben, ay, ben dalgalarım çok güzel severim. Oldu. Şey, ama bakalım. Uçtan da alıp fazla alma. Bakalım. Sağ ol sen o konuda bana bırak. Bebeğim. Şeyin arada makas olur. Hadi şey, tarağı bana ver. Şöyle uçlarından şöyle alacağım. Hmm, çok az. Az alma. Alayım da şey olsun. Kızın saçı hava alsın. Tam olsun. Yapmış. Saçın hava alacak. Şey, uçlarından aldırman lazım. Tam olsun. Saçın sağlıklı olur o zaman. Evet. Ya bebeğim. Ay ben kesmişim kız okşan. Perçemler ben 10 sene önce kesmişim bir de makaslı perçemlerimi önümden. Şöyle şu kadar alacağım şekerim. Minik bak bak. Bu şöyle şöyle ha şöyle düz. Ay, yap kız. Bak. Kapana göre yap. Bak bu kadar ucunda. Kuaföre bir gidiyorsunuz. Bir sürü para alıyorlar. Nah hayır nah bu kadar saçınızı kesiyorlar. Evet, bir de benim, kesiyorlar ben geçmiş, bir sürü para alıyorlar. Ben geçmişte var ya. Ben geçmişte şey kuaföre gittiğim dönemde kendime o baydanozları mı? Oraya gidemem. Bir sürü para diyorlar. Gel yana dön. Şey kır orayı. Bu nereye? Diyorum ya put belde alıyorlar kuaförde. Eskiden öyleydi. Evet. Doğru yalandı değil şeker. Evet. Dur şöyle dur. Çok para alıyorlar ya. Kuaföre ne gideceğiz? Evet put para alıyorlar. Evimizde mis doğru. Gibi al. Al ucundan kesiyorum. Evet. Hava alıyor saçım herhalde dediğin gibi. Şöyle ucundan al. Hava alıyor. Şöyle. Evet. Dön iyice. Hah. Hava alıyor saç. Saçım hava alıyor. Saç ne gibi biliyor musun şeker? Evet. Sevgili izleyiciler saç şey gibi bir tane böyle boru düşünün. Boru. Ortasından hava geçiyor. Değil mi? Dur, ha bak nasıl canlandı. Bir salladın o tarafa gitti saçın. Başlara okşan benim saçım çok gülüyor. Evet gülüyor. Şekerin saçları çok hayatım sen şey kulüpte çalıştığımız dönemlerde senin bu saçın iki katı vardı zaten. Evet. Ben bilmiyor muyum? Evet. Aynen. Şuradan da alacağım. Daha kıyırdı saçım o zamanlar daha çok. Uçlarından çok azalıyormuş öyle. Evet. Ay ne güzel kız saçım hava aldı. Ay ben de ne sana da iyi geçin. Ay ben de kuaföre gideceğim. Şeker ne gereği, bu tarafı da şuradan almadım. Dur. Ne gereği var kuaföre gitmeye gerek yok. Ay işte o akşam kuaföre ederim evet, sana. Evet. Onlar ne yapacak aynı boku yapacaklar. Aynı yapacaklar. Ve senin saçını taşurdan kesecekler. Aynen evet.
Ver bak al. Evet. Al evet. Bu kadarcık. Ha, evet. Tamam al bir tara evet, şimdi yine. Bak. Güzelce bir tara. Ay ne güzel yaptın kız. Allah vallahi. Kolay yaptın. Bak. Bir de benim saçım kıvırcık. Yani, bak ne güzel oldu değil mi şeker? Vallahi. Evet dalgalı. Çok güzel oldu kız. Küçük besleme. Evet. Hiç de besleme değil. Evet. Çok güzel yaptın. Sen saçında boya var şu an değil var. Mi? Olmadı. Bas. Var. Bak hiç makyaj da yok yüzünde evet, şu an. Al, evet, al sana şeker. Evet. Güzel oldu. Ay, hem de ben saçım hava aldı. İki. Kız bu da bu tava aldı saçım. Şeker. İki okşan oldu. Evet. Saçım da hava aldı. Ay, yakında herkes kahvilli olacak. Kerkül yapın. Okşan gibi. Evet. Gelin gelin kerkül yapın herkes saçınızı. Evet. Kerkül yapın saçınızı. Ay okşan olay oldum yemin ederim. Çok güzel oldum. Aa, olay oldu saçlarım. Bak görün ya. Kerküller ne güzel oldu bak görün. Okşan bak. Keser de. Okşan yaptı. Ne? Okşan keser. Ama ne? Okşan, okşan elinden geliyor. Çok güzel yaptı okşan. Ama yıllarca kuaförlere gitti. Ama kuaföre de gitsin yine aynısını yapacak. Ne gereği var? Öğrendik. Bak okşan yaptı. Ne gereği var? Bebeğim. Evet. Bebeğim, yani. Bebeğim, bebeğim. Evet. Eğer bir yani, de biraz allıklıyım. Ne gereği parlak allıklıyım. Okşan yaptı bana. Şöyle. Biraz parlak, evet. Parlak allık suyu bir şekere bir aslında. Hmm. Şöyle. Şu allığım güzel. Şu parlak şuradan alayım. Şöyle. Ben de allık alacağım ya. Ağırlığım benim. Benim de var veririm sana. Veri gül. Ha. Beni ağırlığım hoş. Ben de alacağım ağırlık bir tane. Şimdi birazdan elmaçık, bakarız. Ben elmaçık yanaktan güzel görürsün diye. Evet evet. Çıksın yanağım diye. Evet. Şimdi şekerin burnunu küçülteceğim. Evet. Güzel şöyle olur, gel. Evet. Güzel olur kız ağırlık. Senin elinden geliyor hayat. Ne kadar değiştim. Bu değişti. Kaşını yiyeceğizden sonra daha tam tam kaşımış tam oldu. Tam kaşımış evet. Anlattın mı? Evet. Bakın. Çok güzel oldu. Dur hafif pembe göz kapağını şu. Gel. Evet. Çok güzel. Kapat gözünü. Güzel oldu evet. Sen benim parlarım var kız. Bak sen esmersin ya sana şey gider. Koyu renk. Aç, hayır koyu gitmez. Açık, açık tonlar gider. Açık tonlar gider evet. Koyu gitmez. Koyu gitmez. Doğru. Bak bak. Evet bak. Ya bak. Ya bak. Evet ne kadar değişiyorsun. Bu iyi. Yeter. Ay, evet. Bu, evet. Şükür oldu. Şükür gacı oldun ayol. Evet. Şükür kadın oldum. Güzel gacı oldum. Bak gözlerim bile değişti. Bak. Oh 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 oh. Oh ne güzel değiştim valla. Gümbür gümbür. Evet. Ağzında bak. Şey mi süreceğim acaba? Ne süreceksin kız? Daha yeter. Yeter mi diyorsun? Evet ne gereği var kız? Okşa. Gözünün evet. Şura çizgi hafif. Ya. Ben yapıyorum ya. Aman. Ne gereği var? Benim kalem alacağım kız. Kalem benim kalem, kalem yok, romelim yok. Evet kalem yok, romelim evet, yok. Evet canlarım bugün güzel oldu bugün. Bugün şekeri böyle daha daha feminen olmadı mı? Daha feminen evet, oldu. Daha gacımsı oldu ya. Daha gacımsı oldu. Daha gacımsı oldu. Evet. Çıkın çıkın. Böyle bak bakayım şey yap. Aa demek genelde olsa iyi olur şeker. Hmm. Dudağını böyle kaldır. Böyle eline. Dudaklarımı gerek yok. Burnunu böyle, burnu böyle. Dudaklarımı gerek yok. Burnu böyle kaldır. Yandın şimdi, yandın kameraya. Hmm. Kız sağa da yapma, yukarı kaldır. Hani estetik olursa diye. Hmm. Estetiği sağa doğru bak, yapacaklar? Evet. Yukarı kaldır. Bak kaldır. Ay yok şeker, çok itici oluyorsun. Ay sakın madde, yaptırma evet, burnunu. Burnu madde, evet. Yok şeker, hep şekerden burun çıkar. Yok, hep yok. Aynı burun oluyor. Senin burnun hafif kemerli, şey, kendinden şey. Evet, artistik. Ne gereği ya? Artistik ay, sevmiyorum ya. Ha. Şey yapmayı okşam. Burun yapmayı da sevmiyorum. Ay istemem. Kaç gündür kahkül keseceğim evet. Şekere. Bir türlü kısmet yok. Evet, 2 dakikalık bugün, iş al. Bugün, al. Bugün. Bak ne güzel olur. Şeker evet. Buralar böyle arasını elinde şöyle yap kendi kendine. Evet. Arasına yolda falan giderken evet. De böyle yap. Böyle bak ya. Ne güzel evet. Oldu. Sen de niye sil kafa gidersen. Evet. Şimdi gel bakayım. Evet. Bak evet. Hatta onu da böyle yaparsın. Bak ah. Şöyle bak ah. Evet. Ha böyle yaparsın. Ah. Aynen aynen. Evet. Al evet. Kahkül evet. Nerede yok. Aynen. Ama şimdi var. Doğru. Bak kaşarlık. Evet. Kaşarlık evet. Ha sil kafa gidersen öyle yaparsın. Aynen evet. Yandan olursa çok az ıslatırsın böyle. Evet. Yana ama bak çok güzel evet, oldu. Ellerini böyle biraz sus. Hiç demiyorlar insan oturuyor şurada ya. Şu hale bakın ya. Şuraya bakın ya. Bakar mısınız? Allah aşkına bak. Şerefsiz adiler. Bakın Allah aşkına ya. Evet. Bakın buradan. Buradan atıyorlar. Ya oradan yapmışlar. Bu buradan bak oradan attıklarını şuradan anlıyorum. Şeker bak. Bak. Maddilik ya. Ben mesela hazır maddilik yapıyorum. Bak çoğu da düşmemiş orada bak. Çoğu da düşmemiş. Oradan anlıyorum ki oradan atıyorlar. Çünkü bak bu cam bir tek açık bak. Öteki üstlere bak kapalı. Evet oraya. Onlar komple kapalı aynen, açılmıyor. Evet, şuradan attıkları o kadar belli ki. Oradan atıyorlar. Evet. Adiler.
İncirim de oldu canlarım. Yaz geldi. Bakın. İşte. Burayı da ortaya süpürdüm. Alamadım daha. Şeker telefon mu çaldı? Yok. Oradan yaptılar. Evet. Bodrum katın zorlukları canlarım. Sorumlu. Maalesef. Sorumlu. Bundan kim sorumlu? Kim sorumlu? Bundan kim sorumlu? Herkes sorumlu. 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 Canlarım yine çamaşır asma şeyim geldi. Tikim geldi. Çamaşır. O çamaşır asmadan kaç geçti? 10 gün geçti. Bilmiyorum. Yok canım 10 gün olmadı. Bir Şeker hafta oldu. Bir hafta mı oldu? Aa bu benim şey. Koltuk ördüm. Koltuk ördüm. Kız dünden beri şeyin içinde bir bunlar. Çamaşırın içinde. Ay Şeker bunu alsın da bu benim örtüsüm bendim. Onu da asmıştım kurumuş. Ben bahçeyi temizlesem ne olacak? Değil mi aynı? Yine aynı bok. Mesela sen oraya maddelik yapmış cam açık olan yere. Kız neler yaptım ben. Biliyor musun videoyu beraber yaptık ya. Ağızlarına kuşar alıktım. Yine bu böyle olsun. Çok yer kaplıyor. Bu ne bu da havlu. Böyle silkeli önce. Sonra böyle attım. Ne gereği var? Pis bir şeyler atıyorlar buraya ya. Ya. Der. Der. Aa bu şey. Bu kışlık bu kuruyunca şey yapacağım bunu. Bunu da aşılatacağım. Şöyle şu yana. Kışlık yeri. Ha. Bahçede daha kolay kuruyor Şeker. Ne yapıyor? Mandal asmıyorum ben. Mandal sevmiyorum. Ya. Böyle de kuruyor. Evet. Ne yap? Mandallarım vardı ama kayboldu. Ne oldu bilmiyorum. Benim mandalım bayağı var. Aa bu paspası da mı yıkamışım? Bak bunu da yıkamışım. Tenenel, le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 l
İşte. Ağzına sıçtık abi yavşakları siz pislikler. Ha biri çıksa o camdan. Evet. Bu çok ıslak. Aa tam sıkmamış demek ki. O camdan biri çıksa onun haddini bildireceğim de. Aynen. O zaman çok ıslak diye öyle. Ha? Çok ıslak. Bir tane merdiven bulsam yemin ederim şuraya tırmanacağım. Evet. O cam açık camda böyle bakacağım. Evet. Ne orası? Vur camı kır. Camı kırarım da. Evet. Kırayım mı? Kır tabii. Bir taşla tutup kır onu. Taş var mı? Evet. Kır. Ama şey değil mi? Suç değil mi? Hapse atarlar şeker bizi. Bir de kırı, hem camı kırıyoruz hem de şey aynen. YouTube'a video çekiyoruz bir de. Evet. Ama oradan atıyorlar. Oradan ya atıyorlar. Oradan orası atıyor. Açık çünkü. Bir de orası evet. Açık. Başka ne nasıl açık? Orada yapıyorlar. Kız daha var mı şeker? Çok mu var? Yok. Oo. Yer kalmadı. Ah dışarıda onlarım. Bakın. Yok şey. Senin makinenin içinde su var ya. Aa suyunu tam atmadı o zaman. Evet bak aya baksana. Aa niye öyle oldu acaba? Senin hatimde sen ayarlara ayarlara yaptın bir şeyler. Yapmışsın ya bari. Makine sulu şey yapmış. Evet. Sulu çıkarmış. Evet. Niye öyle oldu acaba? Neyse makine demek ki bir şeyler yapmışsın. Eyvah eyvah. Sulu evet. Bak aa, daha var mı şeker? Var. Merdelek. Bir daha mı var? Var senin çamaşırın. O benim elimde şeyim mi? Abi puantilerim sen değil mi yok? Merdelek. Ay, islak ya. Biraz yere mi değiyor bu? Aşk ıslak ama bu arada. Ay ver. Ver bu ji. İkisini de ver. Ver. Çorap bunlar. Pantolon çoraplar. Bir de. Daha da yok. Yok mu daha? Ha. Bu kimin dönü? Akşemin dönü. Çıkın. Çıkın bakayım kim atıyor? Maddelik. Kim atıyorsa vallahi camı şeker doğru valla bak şeker. Sen aklıma soktun. Var camı kırma şeyini aklıma soktun. Bulut maddeleştirim orayla. Camı. Ben orayla maddeleştiririm. Evet. Dur şunu atayım bakayım şey yapacaklar mı? Ses hadi. Gel. Belki de şey yaparlar. Şöyle. Canlarım. Bebeğim bakın. Bakın darliklerim. Neresi cam? Görünsün bakayım. Ah. Orası. Şurası. Bir ses yapayım da en azından belki biri çıkar. Ne var burada? Hah. Bu cam. Ay, ay. Ay, ay.
Şeker. Kız. Ay. Şeker. Şey attım kız. Ay bir tane cam attım, şeyi kırdım. Camına değdi, cam kırıldı herhalde. Taş, taş gibi değil de bir tane şey, bir şey vardı orada. Cam bir tas gibi bir şey vardı. Kırdım kırdım camlarını kırdım. Camlarını kırdım şeker. Evet çatırt diye kırdım. Bak bak çatlamış. Bak üstte bak. Aa evet. Evet. İyi yaptın. Benim attığım da camdı. İyi yaptın. İyi yaptın. Cam cama değdi. Şey evet, onların camı çatladı. Önce attığım cam kırıldı i̇yi aslında. Dur. Ha. Ama oran madrilik yapıyor yoksa. But evet. Madrilik yapıyor orası. Ağzına sıçarım. Hep onu. Onlar atıyorlar çırpıyor. Şarap evet. Mı? Evet. Ay kahfile bak. Evet kerki güzel oldu. Evet. Gerçi güzel oldu kerki. Evet. Ay gelin gelin. Yalancı gelin. Düzenbaz gelin. Palavracı gelin, olmayan gözyaşlarını sil gelin gelin, yalancı gelin, fısından uydurukçu gelin, hiçbir yerli gelin, hayalet gelin, olmayan gelin, uydurmasyon gelin, yalancı gelin. Oy boklu gelin. Canlarım merhabalar derliklerim. Bugün size kendi uydurduğum, fısımdan uydurduğum bir tarifi vereceğim. Ama daha önce yaptım. Yapmadığım bir şeyi bazen yaptım ama evet madde olabiliyor. Ama bunu yaptım. O kadar güzel oldu ki yemin ediyorum size. Önce size üstüme kıyafetimi göstereyim. Düğünden geldim. Görümcemin küründen, boklu görümcemin düğünden geldim. Ağzına pusu. Ay. Bak. Duyun. Sus bak. İne. Bak. Düğünden geldim dedim. Bak. Ne kadar şeyin değil mi? Düğünden geldim dedim. Yani saatin kaç olduğunu anlayın. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Bayrama az kaldı. Şey davulcu. Ah davulcu deyince var ya şurama bir şey oturuyor da bazı şeyler anlatamıyorum. Neyse fazla detaya girmeyeyim. Ay aman burayı üpleme ihtimalim çok yüksek. Canlarım üstümü kıyafetimi göstereyim size şöyle. Bakın. Boklu yaltamın düğünden geldim. Ah. Ah batacağım. Ey kodba. Yani Türk kadını böyledir canım benim. Biz Türk'üz. Mesela yabancılara özeniyoruz bilmem ne. Tırnaklar French'li. Bak tırnaklarım nasıl French'li bak. Bak bak nasıl French'li. French neydi? Ay yok böyle miydi French? Ha böyleydi. Ha herhalde böyleydi. Yabancılara özeniyoruz. Tırnaklarımızla, saçımızla, vücudumuzla şahane incelik bel olacak. İnce bel, hafif geniş kalça, kalçalar da düdük gibi istiyorlar artık. Biz Türk kadınları, yani biz tabii biz hepimiz Türk kadınıyız. Yani biliyorsunuz. Balık etli, hafif balık etli. Hafif değil, hafifin de daha da üstü balık etli, balina etli kadınlarız. Ve erkekler de emin olun, ben daha önce söyledim. Zayıf karı sevmiyor. Çiroz gibi karılar sevmiyor. Boşu boşuna kendinizi yırtmayın. Yemeğinizi yiyin. Yemeğinizi yiyin. Ekmek yiyin. Bulguru yiyin. Makarna yiyin. Mercimek yiyin. Her şeyi yiyin. Lahmacunu ekmeğin içine sarıp yiyin. Yemin ediyorum lahmacunu ekmekle beraber vallahi yemişliğim var. Vallahi yedim. Lahmacunu ekmekle yedim ama şey için değil. Nasıl diye mecbur nasıl hani tadı nasıl olacak diye değil. Lahmacun ekmeğin arasına niye koydum? O zamanlar çok kalabalık oturuyorduk. Biz ben anlatmıştım ya bir videomda. 10-15 kişi bir yerde oturuyorduk. 14'ü öldü bir ben kaldım. Belki de ben ölmüşümdür. Onlar yaşıyordur bilemem. Geçen biri öyle dedi bana. Biri demedi. Pardon ha, rüyamda gördüm. Bakın ben şu arka odam var ya bakın. Burada ben bu odada uyuduğum zaman yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş gidelim gölgemi görüyor musunuz?
Buradan sonrasını göremezsiniz. Çünkü karanlık. Buranın lambası yok. Buranın lambasını yaptırdım, taktırdığım zaman bütün sigortalarım atıyor. Evin sigortaları. Neden bilmiyorum. Elektrik de yapamadı. Boşver. Hah, ne diyordum? Aa, ne dediğimi unuttum kız. Görüyor musun bak. Ramazan pidesi yapıyordum. En son ne dedim? Ay, videoyu izleyip tekrar mı hatırlasam acaba? Benim kafada gidiyor arkadaşlar. Hah! Yatak odamla alakalı söylüyordum. Ben orada uyuduğum zaman hani gerçekten öyle bir rüyalar görüyorum ki böyle kabusu bırak. Canlarım bu arada işte tekrar gerçekten hani gerçekten yapacağım. Yumurtalı pide. Hani yumurtalı ekmek var ya, yumurtalı pide, ben size pide yapmayacağım. Yanlış anlaşılmasın. Ben yumurtalı ekmek yapıyoruz ya hani yumurtaya bulayıp. Ben pideyi öyle yapacağım ama çok farklı yapacağım. Ömrünüzü ilk defa göreceksiniz. Yemin ediyorum bak yalan değil. Hani o, direkt o kısma geçmek isteyen benim çenemden kurtulup da beni tanımayanlar da izliyordur yani illaki. Biraz ileri alın orada herhalde yapmış olurum. Yani daha şu an yapmadım. Siz ileri aldığınız zaman demek ki yapmışımdır bir şeyler. Neyse ben beni sürekli izleyenlere anlatayım. Siz de dinleyicim yani sürekli izlemenize gerek yok yani ilk defa izleyenler de dinleyebilir. İlk defa AP. Orada yattığım zaman bir de özellikle ben bazen çok moralim bozuk olduğu zaman o yatakta yatıyorum. O yatakta bir şey var. Öyle rüyalar görüyorum ki öyle kabus gibi rüyalarda görüyorum ama bana iyi geliyor. Bazen özellikle yatıyorum. Normalde bak bu çekyatta yatıyorum normalde. Sonra belli bir saat, mesela sabaha karşı 7 filan 8, 9 o saatlerde birden uyanıyorum. Bütün hiç hani acaba mı da demiyorum. Bütün vücudum otomatik robot gibi. Vücudum bir robota dönüşüyor. Yemin ediyorum bak. Vallahi billahi tillahi zillahi millahi billahi hepsi söylüyorum size. O vallahi hepsini söylüyor. Çok yemin eden çok yalan söylermiş derler ama vallahi yalan. Bak yine yemin ettim. Vallahi yalan derim ama yine yemin ettim yani olsun. Kalkıyorum, alıyorum yorganı sırtıma, yastığı sırtıma alıyorum. Ama vücudum şey gibi, hani zombiler böyle yapıyor. Bak, şöyle, bak, yorgan yok şu an. Böyle bak, kalktı, böyleyim. Böyle gidiyorum, gözlerim hafif açık, hafif kapalı gidiyorum ya, anladınız mı? Efendim, pislik. O yastığım çünkü o yastığım değil, ben bu yastığı da fazla sevmiyorum, belki... atmayı düşünüyorum yani. 1-2 aydır onu atmayı düşünüyorum da atar mıyım atmayız mı bilmiyorum. Oraya gidiyorum. Yatak odasına gidiyorum dernekler. Orada yatıyorum ve Allah şöyle bir şey vermiş biliyor musunuz? Bunu daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama hani çok mutsuz oluyoruz ya bazen. Ben ailemden ayrı bir insanım. Kendimi acındırıyor gibi konuşuyorum ama yani acındıracak haldeyim yani bazen. Öyleyiz. Bazı şeyler görüyorum rüyamda. Mutlu oluyorum. Herhalde diyorum bu rüya olayı var ya, rüya görme olayı çok iyi bir şey. Çünkü yaşamak istediğiniz, görmek istediğiniz insanları görüp onlarla vakit geçirmenizi sağlıyor. Rüya gerçek. Ve insana iyi geliyor. İnsanın yani ertesi gün daha iyi uyanıyorum diyeyim size fazla uzatmayayım. Çok şeyler yaşıyorum yemin ediyorum ama yani çoğu şeyi anlatamıyorum işte. Bana diyorsunuz Okşan hayatını anlat, çocukluktan itibaren anlat diyorsunuz. Görüyorum yorumlarınızı tek tek öyle zevkle okuyorum. Bütün telefonları kapatıyorum. Kalp bırakıyorum ya yorumlarınıza. Hepsini tek tek zevkle okuyorum yemin ediyorum. Yani o kadar iyi tanımışsın, çok iyi tanımışlar beni. Vallahi çok iyi tanımışlar insanlar beni, izleyenler. Kabus da iyi bir şey. Kabusun da iyi bir şey olduğunu şöyle anladım. Çünkü kabus, ben iyi düşünüyorsam bir şeyi, onun tam tersi, hani sen iyi düşünüyorsun ama diyor, al sana diyor, al sana bakalım diyor. Bana kabusunu da gösteriyor, my God. Yüce My God. Ya canım benim. Gösteriyor diyor ki ha ben Okşan'da ertesi gün uyanıyorum ne diyor? Aa iyi ki de diyorum öyle olmamış ki.
kabusunda görüyorum. Aman aman iyi ki de ben üzülüyorum ya daha önceden. Ay keşke şöyle olsa da şöyle olurdu, daha mutlu olurdum diyorum. O da al sana diyor o zaman. Ve kabus, kabus güzel bir şey, onu diyorum. Ay kabus gördüm, çok mutsuzum diyoruz ya ertesi gün. Ay kabuslar gördüm, şöyle oldu böyle, vah vah vah. Öyle demeyin. Aa kabus gördüm, çok mutluyum diyeyim. Kabus görünce mutlu olun. Anladık mı? Pişarlı gelin. Neyse canlarım ben çok konuştum. Şimdi neydi? Pideli. Dur, hani bu tavayı boş ver. Bununla alakam yok. Şimdi canlarım benim. Bak bu fırın tepsisi. Benim yumurtalı pideyi asla fırın tepsisinde fırında yapmayacağım. Normal yumurtalı ekmek gibi düşünün bunu, tamam mı? Düşünebiliyorsanız bunu yapın dernekler. Ama düşünemiyorsanız izleyin. İzleyin görün. Okşanın derece pompayı. 4 yumurtam var burada. 4 tane pahalı. Yumurtanın tanesi kaç para? Oo, 3 lira mı ne? Bak. Şimdi 4 yumurtamı şöyle kırıyorum. Güzelce. Ay bismillah diyelim. Biri kırdık. 2. Güzelce dibine akıtalım. Yumurta pahalı. Yumurtanın kabuğu da yeniyormuş diyorlar. Kalsiyum diye bir şey varmış içinde. Dördünü de kırdım. Yumurtanın sarısına bak Allah aşkına ya. Ufacık. Eski yumurtalar böyle mi? Eskiden böyle mi? Ha canlarım. Şimdi önce ben bu tek bak. Ha size şöyle göstereyim. Dur ya şu örnekli göstereyim. Diyelim ki hani yumurtalı ekmek yapıyoruz ya. Bu ekmek bu tavaya sığar mı? Ha sığacak bir tavanız varsa buyurun yapın. Böyle bu en büyük tavan bu. Bu sığmıyor. Pide sığmıyor ona, tamam mı? Bu tavayı ekart ediyoruz. Ekart ediyor demek naş demek. Bak mintaksım düşmüş. Yan dönmüş pislik. Şimdi canlarım. Hemen bakın bu benim kendi özel tarifim ve daha önce yaptım. Boşuna beklemeyin rezil olacağım falan diye. Asla öyle bir şey olmayacak. Şimdi hemen tuzunu atıyorum. Yumurtamı tuzunu atıyorum güzelce. Attım. Ne yapıyorum? Hemen çatalla çırpıyorum. Bakın şu beyazlar var ya, dur göstereyim size. Ay gitti. Bak şu beyaz gibi şeyler var. Orada görünüyor mu? Bak. Bak şurada bak. Bir tane şurada var. Bir tane de burada var. Beyazlar. Neyse sizi tiksindirmek istemem ama. Tiksinirsiniz, yemezsiniz bir daha bunu. O yüzden bir şey söylemeyeyim. Horozun cicisi o. Neyse lubuya dili bilenler anlasın da. Öteki şeyler anlamasın. Beni ilk defa izleyenler olabilir. Horozun cicisi o. Tavuğun fısına terapalı kuyu ya. Onun bir tane benim öğretmen arkadaşım vardı. O söyledi bana. Yumurtanın içinde böyle beyaz beyaz şeyler olur böyle. Beyaz beyaz böyle ufak ufak. Ondan şeyin cicisiymiş. Horozun cicisiymiş yavrum. Neyse canım. Horoz sonuçta, horoz da komple her bokunu yiyoruz. Şeyi de yiyoruz. Ne onun adı? Tavuğunda. Her bokunu yemiyoruz. Yiyoruz. Aman o Tayland'da ayaklarını biliyorlar. Çangallarını. Yazık tavuğun. Güzelce çırpıyoruz derdik. Ne kadar çırpmasan o kadar iyiydi. Ben daha önce söylemiştim. Hani yemek videolarım oluyordu. Ben çok yemek videosu yapıyordum. Bu ara fazla yapmıyorum ama. Bir yemeği de hani yemeği ellemeyin falan derler ya. Hayır. Yemeği elleyin. Yemeği ne kadar karıştırırsanız emin olun ki o kadar güzel olur. Pişirim direnci. Çok iyi çıkmamız lazım ama şeyli değil. Blender'la çıkmayacak. Bunun içine süt falan atan var. Asla sakın. Öyle bir sakın öyle süt mü diye atan. Bakın canlar bu benim tepsim. Bakın mis gibi. Şuna biraz şey olmuş. Böyle elinizde size buraya da bir şey yapışmış mı? Demek ki börek mi yaptım? Ne zaman yaptım? Allah bilir. Canlarım şimdi. Ay canlarım bakın size bir şey göstereceğim. Ben Rasim'den bakın ne aldım. Yıllardır Rasim'dedir. Ben en sevdiğim. Bunlar sini. Bu sinileri bilen vardır. Sini bunlar. Bunlar sini bak. Bundan aldım. Bu şimdi sini şu an öyle bir işime yarayacak ki böyle bir sinimiz olması lazım. Bu yumurtalı pide kızartmasını yapmak için. O kadar güzel bu sinileri çok seviyor. Bu
küçüğü var. Bir tane büyüğünü aldım. Onu da göstereyim size. Bir büyüğünü bir küçüğünü aldım. Bakın. Benim Pepsi'm yoktu. Rasim de bana indirim yaptı. Sağ olsun. Bakın. İkisini kaç para aldım biliyor musunuz şunların? Bakın. Kaç para bilin bakalım. Bilemedim. Kaç para aldım ikisini biliyor musunuz? İkisini 50'ye aldım. Bak kocaman ha bak. 50 liraya ne kaldı? Bir sipsi olmuş 30 lira. Sağ olsun Rasim bana şey dedi ama bunlar satılmıyor dedi. Bunlar kimse almıyormuş. Ay ben de havada karalı görünce hemen çünkü bunlar benim çocukluğumdan kalma sevdiğim şey. Ailelerimizde çok olurdu bunlardan. O yüzden ben çok seviyorum bunları. Şimdi bunda ne yapacağım? İşime şimdi nasıl yarayacak? Bakın görün. Görün şimdi. Şimdi bakın. Bu şimdi çıplak yumurta var ya darlikler. Bu yumurtayı komple buna yayıyorum. Bu şöyle tam görüyorsun. Hah. Şöyle güzel bir bakın hemen döküyorum. Oh mis gibi. Bakın horozun cicileri daha üzülecek neyse. Şunu hemen çalkalım da yumurta koparmıyoruz. Şimdi bakın canlarım benim. Şunu şöyle bütün tepsime yaydım. Böyle bir tepsiniz var da illa bundan olması gerekmiyor. Hah, bu yumurta değil mi? Yumurta. Şimdi bu ne? Bu da pide. Ben pideyi tek parça halinde yumurtalı ekmek gibi düşünüyorum. Ama ben bu şekilde. Öyle kesip kesip ard arda değil. Tek seferde yapacağım. Bunu daha önce denedim canlarım benim. Göreceksiniz. O kadar güzel oldu ki dur. Şunu bir kere. Bir iki prize sokuyorum. Hoşuma gidiyor. Çarpıyor beni elektrik korkmayın. Şimdi canlarım bunu İsviçre bıçağızla böyle bu şekilde her yerine deliyorsunuz. Bakın pidem ne kadar bayat. Bak iki gün önce aldım. Bilerek bayatlattım. Bu videoyu yapayım diye. Ama bir yerde delmeniz lazım. Bir delme olayı çok önemli burada onu söyleyeyim size. Delmeden yapmayın. Bak şimdi size bir şey diyeceğim. Şimdi bu ekmekleri kesiyoruz ya. Kenarlarından hani içleri hamur ya. Hamur bu yumurtayı öyle bir emiyor ki ne oluyor? İçindeki şey yani bildiğin hamur gibi oluyor. Hiç güzel olmuyor. Benim damak tadım oluyor. Ben size öyle söyleyeyim. Ben sevmiyorum öyle. Bunu kendim buldum. Bunu hiçbir yerde bulamazsınız. Kendim buldum. Her yine bıçaklayın. Böyle deli gibi bıçaklayın böyle. Kocanızı düşünün. Şil laçonuzu düşünün. Ondan sonra arkası laçonuzun arkasını döndürün. Laçonuzun fısına bıçağı sokup çıkarın. Sonra mahkemeye çıkın. Ondan sonra müebbet yiyin. Irak'ta, İran'da yaşıyorsanız İran da yiyebilirsiniz. Burada müebbet yiyorsunuz. Ama burada müebbet yemeği de bilirsiniz. Para verip, belgeyi verip kurtulabilirsiniz. Bizim burada belli olmuyor işler yavrum. Hah. Yaptık mı? Bakın. Şimdi yine bir ince noktası. Bak şu yanları. Şu yanları da şöyle. Bakın. Bu delikleri niye açıyoruz? Yumurta emsin diye. Şöyle yanlardan da yapıyoruz. Kesmedik ya. Bu benim üşengeçliğimden değil canım. Hani kesip tek tek kızartmak uzun sürer, zor olur falan diye değil. Bu daha zoruna bakarsan. Asla sakın yumurtaya süt koymayın canlarım lütfen. Güzelce deldim bunu. Delik deşik ettim. Mahvettim, duman ettim bu pideyi. Şimdi canlarım. Şimdi önce ne yapalım? Şöyle fark etmez. Şu alt tarafı yumurtaya gelsin. Şöyle yumurtamız ama yayvan olsun. Şöyle hemen koydum. Koydum. Şöyle elimi biraz bastırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Şimdi ne oldu? Bak delmiştim ya. Bak yumurta resmen biraz bastırıyorum. Yumurta elime geldi. Bak. Böyle bastırıyorum yavrularım. Böyle bu şekilde bir 5 dakika beklesin. Tamam mı? 5 dakika beklesin. Hiç üstünü kapatmayın. Evde kedi köpek yoksa bizden başka. Muhabbet kuşu da vardır belki. Gelir üstüne konar pışar alır. Allah'a ey olsun. Kuşun cicisini de yiyoruz. Horozun cicisini demin dedim ya. İçinde horozun cicisi var diye. Bu bir 5 dakika beklesin canlarım. Hemen siz 5 dakika beklemeyeceksiniz. Devam edeceğim. Şimdi ben 5 dakika bekleyeceğim mecbur. Ah ne çektim. Ah derdiklerim yavrularım. Şimdi ben bunu bir 5 dakika beklettim. Herhalde ya da 6 dakika. Neyse işte. Şimdi bakın nasıl bak. Nasıl çekmiş gördünüz mü? Şimdi hemen ters tarafını çeviriyorum. Şimdi burası düz olduğu için yumurtayı rahat çekti. Bir de bıçakladım ya ben bunu canını okudum biliyorsunuz. Tekrardan şöyle bak yumuşadı. Tekrardan bıçaklıyorum biraz daha. Bak bu deliklerin birebir yapın. O kadar güzel bir olacak ki anlatamam size. Şimdi alt tarafı şeyli ya. Bakın. Hani böyle yol gibi çizgili ya. O aralarına yumurta kolay kolay geçmeyeceği için biraz bastırın. Elinize bir eldiven alın böyle. Elinize yumurta olmasın.
Şöyle güzelce bastır. Heh. Şöyle. Bastır. Şöyle bastırın az bekleyin. Bastırın az bekleyin. Bastırın az bekleyin. Bastırın az bekleyin. Böyle 2 saniye gibi. Şöyle. Hani böyle 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 değil. Böyle. Bastır, bekle. Yani aslında bu tepsideki yumurtanın hepsini emene kadar yani uzun lafın kısası hepsini emene kadar bakın nasıl emdi. Bak tepside yumurta kalmadı bakar mısınız? Nasıl emdi değil mi? Ya bebeğim. Tekrar döndürüyorum. Şöyle, 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 şöyle. Bakın her yeri yumurta oldu. Bak gördünüz mü nasıl parlıyor? Ha ama şu tarafına daha önemli çünkü aralarına yumurta biraz zor giriyor burada. Şey pidenin kesiminden dolayı. Şöyle. Şöyle anam pide de ne açmış ayol. Ay benden aç. Vallahi billahi bütün yumurtayı nasıl yedi yuttu ya. Bu taraf çok emdi. Şimdi şöyle yapayım. Biraz daha şöyle burada. Şöyle 2 dakika daha böyle bu şekilde bekleteceğim. Bakın yumurta kalmadı resmen bakar mısınız? Ha, kalmadı gibi bir şey. Bekletiyoruz. Şimdi eldivenimizi çıkarıyoruz. Güzel eldivenimizi çıkarıp böyle eldivenimizi çıkarıyoruz. Ondan sonra şeye atıyoruz. Lavaboya ya da çöpe atıyoruz. Ha. Şimdi canlarım. Ay kapşana bakma. Ha. Şimdi canlarım şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Bu tamamdır. Bu yumurtalı pidemiz tamamen bak kadayıf gibi duruyor görüyor musunuz? Şimdi ne yapacağız? Buradan şahane çaylarımız bu tarafa aldık. Şimdi üfün için püf noktası. Çok önemli bu. Şöyle. Bakın. Açtım ocağı. Sakın 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 bu şekilde değil. Çünkü fırın tepsisinde yapıyoruz ya. Ha normalde tavada yapan da kısık yapacak. Kıstım. Bakın ne kadar kıstım gördünüz mü? Şimdi fırın tepsimizi alıyorum. Fırında sakın yapmayın. Çok kötü olur. Mecburen yağlı yapacaksınız. Çünkü ha kalori malori düşünüyorsanız yapmayın o zaman. Ama maalesef ki bu yumurtalı pidemiz yağ çok sever. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir yağ gezdiriyorum. Şöyle kocaman pide. Hadi ha böyle tamam. Ay yağım bitti. Allah belanı vermesin. Salak okşam. Ah, ne yapayım canım? Yani sonuçta yemeğim. Şimdi canlarım. Şöyle güzelcilik. Bakın yağ her yerine döndürüyorum. Bu yağın kızmasını bekliyoruz. Sakın ola sakın direkt atmayacağız. Merak etmeyin yağ kızar. Altını çok açarsanız bu fırın tepsiniz böyle şey olur. Şekli de bozulur. Onu da söyleyeyim size. Ben bunu yaptım biliyorum. Ama şey mantık olarak altını zaten kendim şey yapmadım ama ben daha önce eskiden böyle eski evimde otururken böyle fırın tepsisinde böyle bir şey yapmıştım. Buna benzer başka bir şeydi ama böyle değildi. Bakın hemen bak fırın tepsisi ince ya. Hemen kızmaya başladı ses şey vermeye başladı sinyal. Ve ne diyor yol işte bu kadar. Ha. Oldu bitti dermişim. Tamam. Bu güzelce kızsın canlarım bakın her yerine yedirin yağ. Her yerine gelsin bu yağ tamam mı? Ha. Oh. Mis gibi. Yağ iyice kızdırız ama kısık ateşte kızacak. Yüksek ateşte açın da kızsın da hemen pişirin de laçama verin de yesin zıkkınlansın da yatsın gebersin uyusun da ben de ondan sonra Instagram'a gireyim WhatsApp'a gireyim laçama yuttuğundan sonra diye düşünmeyin canım. Bu güzel ay bu güzelce kızsın. Bekleyin derneğin. Ha. Canları bu yağ güzelce kızdı. Şöyle afişe şey yapayım. Güzelce kızdı. Ha, mis gibi. Şimdi ben hemen ay bu bir ay bezin üstüne su vardı herhalde. Böyle oldu. Hemen şöyle göstereyim size. Canlarım bakın Allah aşkına. Tepside hiç şey kalmadı, yumurta kalmadı. Hemen bu şekilde bakın direkt şöyle hiç korkmadan direkt attık. Kalan yumurtalar da bak böyle damlıyor üstüne şöyle damlatabilirsiniz. Zaten fazla bir şey kalmamış. Şöyle. Tamam. Hemen ekmeği bu tarafa alıyorum. Bakın canım şöyle. Şöyle. Fazla kımıldatmam. Böyle yavaş yavaş kızsın. Ama üstüne şöyle bir tepsi örteceksiniz. Aşırı kısık ateşte olması lazım canlar. Aşırı. Çünkü niye? Ben pideyi deldim ya. O pidenin içine de şeyler girdi. İçine de yumurtalar girdi ya. Aşırı kısıkta yapacaksınız. Biraz sabredin biraz. Hani
caz 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 bilmem ne. Yumurtalı ekmeğin içi çiğ yumurtayla kalıyor. Mesela somun ekmekten yapıyoruz, kesiyoruz ya. O hamur kısmına da yumurta bulaştırıyoruz ya. Hani yandaki hamur kısımları kalıyor. O öyle bir çekiyor ki yumurtayı. Ha, o yüzden bayatta yapıyoruz zaten fazla çekmesini. Ama yine de çekiyor. Orası ne oluyor? İçindeki yumurta pişmiyor, çiğ kalıyor. Bana inan lan. Ben yalan konuşmam. İyisi iyisi, kötüsü kötü. Ben süper bir insanım. Dört dörtlük. Şimdi bu böyle kısık ateşte. Böyle mesela ne diyeyim size. 2 dakika, 3 dakika. Ara sıra altını kaldırın bakın ama. Yanma falan olmasın. Dikkat edin. Belki altını düzgün kısamamışsınızdır çünkü. Ben 2-3 dakika bunu altını açmadan, üstünü açmadan, orasını açmadan falan canlarım bunu bu pişsin biraz. Bunun besin değeri şişkolatma değeri çok yüksek bir yemek bu. Kahvaltılık diyebiliriz. Bunu yiyin, şişin, patlayın. Patlangoç gibi olun, şişin, böyle olun, yiyin. Çok güzel. Daha dur. Daha bana neler yapacağım. Bak sesi geliyor bak. Bak, görüyor musun? Yumurtalar pişiyor, içi pişiyor. Devam et. Şimdi ben şimdi ne yapacağım? Yine güvenmiyorum. Ay bir cozladı bakalım. Yine güvenmiyorum kendime. Kendime güvensizim bazen. Şöyle kaldırdım. Bakın. Bakın kışır kışır pişiyor. Şimdi altına bir bakayım şöyle. Şöyle yapın arada. Bakın şöyle altına bakayım. Altı hafif pişmiş. Hemen öbür tarafını çeviriyorum darling. Nerede şey? Bir tane çatal, iki çatalla bela, iki çatal alın elinize. Çevirin bunu. Şöyle. Hafif yanmış. Niye biliyor musun? Çünkü yumurtası az geldi oraya. Ama korkma, hiçbir şey olmaz. Şöyle arada bastırın. Güzelce. Yavaş yavaş pişsin derlikle. Yine kapağını ne yapıyoruz? Kapatıyoruz. Pişsin bakalım. Şu karlık. Öküz gibi yiyeceksiniz onu. Yani yiyeceğim ben. Pardon derlik. 2-3 dakika daha böyle bekledim. Çatallarımızı alıyoruz böyle. Hepsimiz de alıyoruz. Tekrar bak, bakın burada delik açılmış. Bak nasıl duman tutuyor içinden, gördünüz mü? Tekrar çeviriyorum. Ooo nasıl ağırlaşmış. Bakın bakın rengine bakın. Oh mis gibi vallahi. Hiç kusura bakmayın. Güzel. Madi diyemezsiniz. Tekrardan çevirdim. Bu arada ben yağ çok koydum dedim. Aslında yağ daha az koydum. Buna benim koyduğum yağ 2 katı gidebilir yani, söyleyeyim size. Şimdi şey yapıyorum. Yağlarını şöyle bir eşitleyelim. Şöyle. Şöyle. Yumurtanın kendi suyu da var biliyorsunuz değil mi? Mesela şu gördüğünüz hepsi yağ değil aslında. Yumurtanın kendi suyu. Şimdi yine bak bir kere daha çevirdim. Gördünüz mü? Niye çevirdim? Salak mıyım ben? Değilim. O zaman niye çevirdin okşan? Çünkü böyle gerekiyor. Şimdi tekrar kapatıyorum. Bu işlemi 2 kere yapacağız. Hani aynı yeri 2 kere. İki kere arkayı, 2 kere öyle hallediyoruz. Tamam. Yine 2 dakika daha bekliyoruz. Değerli. Yine kısık ateşte. Asla altını hiçbir zaman açmayacağız. Ah canlarım benim. Sabrediyorsunuz, beni izliyorsunuz. Ama yanık kokusu geldi. Biraz. Ay. İnşallah yanmaz. Çünkü benim bugün hiç yemeğim yok başka. Canlarım. Bu kadar. Kapatıyorum altını. Tamam mı? Evet. Şimdi burası evet yandı. Benim suçum. Yemin ediyorum asla normal yaptığım zaman asla böyle yapmıyorum. Bak yemin ediyorum sana. Kur'an çarpsın. Yemin ediyorum ya. Nefret ediyorum herkesten. Canlarım. Bu yumurtalı şeyi yıkayacağız. Çünkü daha şey, işimiz bitmedi. Anam yumurtalar da yapışmış. Dur.
bazen böyle yani zaman çok önemli. İşte zaman. Ne yaptın? Telefon çağırdı, ona baktım bilmem ne. Gelsene dedim, 2 dakika dedim değil mi? 2 dakika geçerse ne oldu? Yandı. Ne yandı? O yandı. Yandığıyla kaldı. Hepsini yıkadım, mi yıkadım? Şimdi size söyleyeceğim dernekler. Ah bebeklerim, yavrular. İşte şimdi canlı bunu kurutun. Kurutmasanız olmaz. Yoksa pidemiz mahvolur. Güzelce ıslak mendil değil. Öbür mendille, ıslak olmayan mendille kurutuyoruz. Şimdi canlarım, tepsimizi alıyoruz. Buraya yığıyoruz. Şöyle görün. Bu tarafı ne kadar güzel, görüyor musunuz? Bak, nar gibi. Vallahi nar gibi, kusura bakmayın. Şimdi canlarım, bunu ne yapıyoruz? Pideyi aldığımız bakkal ya da manav, bakkal görünüm manav, manav görünüm bakkal ya da fırından aldıysak, böyle pideyi aldığımız kağıtlar var ya, böyle buna koyuyorlar ya, bunu alıyoruz, tekrar bu kağıda koyuyoruz, ondan sonra aldığımız fırına böyle bu halde götürüyoruz, fırıncıyı ne yapıyoruz? İsviçre bıçağımızla tehdit ediyoruz. Değil mi? Bak, ay yağlarına bakın kızlar. Nasıl emdi yağlarını. Tabii ki de böyle yaptım. Fırıncıya götürecek halimiz yok. Espri yapıyorum da. Espri yaptım kız. Ne kadar espritüelim lo. Maşallah. Şimdi canlarım bu fırın şeyini. Bunu. Ay. Derbink. Ya da o kara olan yerini maşlatırım. Arkasını göstermesem kim nereden bilecek? Buranın şey olduğunu, yanık olduğunu bakar mı? Burası mis gibi. Yani canlarım. Bu arkada da azıcık yanmış olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi canlarım. Tereyağının lezzetli ikisinden de üstüne dökecektim de. Şimdi kıyamadım ona nedense. Yok yok, kıymadım. Beni dolaba koydum. Dolabı da kapattım. Şimdi canlarım. Bunu istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Pizza gibi. İstediğiniz ne, halk gibi keserseniz kesin. Bana ne? Halize yanın. Bakın kestim yavrularım. Güzeldi. Bakın ne güzel kesiliyor. Demek ki güzel pişirmişim. Güzelce. Bakın. Kestim. Kusura bakmayın. Güzel oldu. Güzel oldu. Hakkımı yemeyin bu sefer. Bak. Şöyle güzel. Üste koyuyoruz. Bakın. Vallahi ne güzel oldu. Bak. Çok da güzel oldu. Çok da güzel, memnun bırakacak inşallah. Evet, alt tarafı birazcık o yanmalar olmasaydı, bakın. Bakın yanmayan yerlerine bakın. Burası benim suçum. Siz daha dikkatlisinizdir eminim. Yemin ediyorum bu tarif gerçekten çok güzel. Bana inanmayacaksınız ama bak, o yanması benim suçum. Ben geciktim. Çünkü fırın tepsisi çok ince bir tepsi olduğu için ne oluyor? Fazla dayanmıyor. Tava olsa dayanır. Bir de ben yağını az koydum hayatım. Yağını az koydum. Ya. Ondan sonra ne yapıyoruz? Güzelce bir sofra bezimiz. Sofra bezi iyidir. Sofra bezi faydalıdır biliyorsunuz. Sofra beziyle üstünü örtüyoruz. Ertesi gün evimize gelen misafirlere veriyoruz. Ben şimdi yemeyeceğim. Yarın şeker gelir zaten. Şekeri alt tarafını göstermeden yediririm ben ona. Şeker sever, yumurta ekmek sever. En sevdiği şey yumurta ekmek. Bebeğim. Geceler yarim oldu. Anam anam garibem. Ağlamak karım oldu. Anam anam garibem. Evvel böyle değildim. Anam anam garibem. Sebebim zalim oldu. Anam anam garibem. Bayram geliyor, o yüzden size bunu söylüyorum. Bakın. Bayram gelmiş neyime ye.
Anam adam. Ay dedin oğlum. Baştan. Bayram gelmiş neyime, anam anam garibem, kan damlar yüreğime, anam anam garibem, yaralarım sızlıyor, anam anam garibem, gülmek benim neyime, anam anam garibem. Oh be, içten söyledim vallahi. Damardan, içten. Damardan olunca hep her şey güzel oluyor. Damardan. Damardan söyledim yavrularım, canlarım benim. Ben bunu yaptım, ettim. İnşallah yaparsınız. Çok isterim yapmanızı. Yapmazsanız çok üzülürüm. Üzülmem ama yemin ediyorum çok güzel oluyor. Pideyi tamamen normal bir bayat ekmeği de mesela bayat somun ekmeği düşünün. Onu da bu şekilde ama bayat somun ekmeğiniz varsa onu hafif elinizde bastırın. Hafif birazcık yatsılaştırın onu böyle elinizde. Şöyle 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 hani yumurtaya batırırken demin yaptım ya. Onu hafif yatsılaştırın. Tüm olarak yapmak istiyorsunuz. Ondan sonra istediğiniz gibi kesersiniz edersiniz. Pizza gibi düşünün. O kadar güzel oluyor ki ben bunu biraz bir gerçekten bu güzel oldu aslında. Bir kere yiyeyim hadi. Şey yapmayayım. Benim yememi sevenler var. Nefret edenler var. Yavrularım. Şöyle tadına bir bakayım sizin yanınızda. Şöyle. Bakın canlarım. Bakın bak mis gibi bak. Ah yiyorum bak. Yiyorum. Ah. Bunun yanında ne gider biliyor musunuz? Ayran gider. Aa, çay olay gider. Bir de ne gider biliyor musunuz? İnanmayacaksın ama. Yeşil taze soğan çok güzel gider. Maydanoz. Roka. Yeşil sarımsak gider. Yeşil sarımsak biliyor musunuz? Sarımsağın yeşil üst tarafıdır. Heh. Kur'an çarpsın o kadar güzel. Yemin ederim çok güzel. Hiç kusura bakmayın. Burayı böyle. Burası biraz yandı etti. Bakın bak çoğu yerde yanmadı. Neydi? Ha bura. Bak. O da benim suçum. Orada hatamı kabul ediyorum. Derdim. Kuru soğan doğru. Yüzü soğan kuru soğan doğru. Kuru soğan niye kırıyorlar? Kuru soğan niye kırıyorlar biliyor musun? Çünkü kuru soğanın kırdığın zaman oluyor suyu çıkıyor. Suyuyla beraber yedi de o kadar daha lezzetli oluyor da ondan. Ya. Şimdi taze sarımsağın da zamanı. Löp löp taze sarımsağın tansiyonunuz yoksa tabi. Taze sarımsak da yanında yiyebilirsiniz. Neyse. Belki yarın kalkınca kahvaltıda şekerle bunu yemeye devam edebiliriz. Evet. O kadar. Yemin ederim çok lezzetli. Böyle şeyleri fazla yapmıyoruz ki zaten. Benim de bir Ramazan ayı. Ben oruç mu tutuyorum? Yok. Ramazan ayında oruç tutmayan, pideye saldıran, oruç tutmayan, benim gibi oruç tutmayan binlerce ya da milyon ya da milyonlarca kişi arasından biri de Okşan. Şeker mesela annesi işte mi? Şeker bugün şeye gitti. Kızılay çadırına. Yemeğe. Yok. Gidiyor orada. Bir de ben ona şey dedim. Dedim ki şeker dedim. Şimdi oraya gidiyorsun dedim. Şimdi şekerin mesela sofra konusunda böyle arada atıştırma huyu var. Yani hiçbir şey yemese de ekmek atar ağzına. Orada dedim öyle yapma sakın dedim. En azından top patlasın dedim. Ezan okunsun dedim. Ondan sonra ye ki millet anlamasın dedim. O şey olmadı. Bugün benim sokağıma kuruldu. İftar şeyi, masalar kuruluyor ya, ben öyle şey yapmıyorum, hani nemalanmıyorum.
oruçlu olanlar yesin. Hani onlar için özel kurulduğu için ben limona ben desem ki ve iftar şeyini veren de benim karşı komşum. Ben ona desem ki bana da bir şey ver ki daha önce vermişliği vardır. Ben kendim bu sefer istemedim yani. Kendileri vermiş daha önce. Bu sefer ben istemedim. Yani o masalar düzülüyor sokaklara hani iftar, Kızılay iftarları bilmem belediye şey yapıyor. Bir tane zengin bir insan iftar veriyor, parasını veriyor. Belediye de her şeyini karşılıyor parayı verdikten sonra masaları kuruyor, şudur budur yemekleri yapıyor galiba. Tam o kadar bilgim yok. Yani o masaya oturanların eminim ki, diyelim ki 500 kişi mi oturuyor? Belki de 100 tanesi oruçludur. Yani abartmayayım ki senin günahını almıyor ya ben biliyorum neyin ne olduğunu biliyorum. Ha. Önemli mi? Önemli değil. Gitsin herkes yemeğini yesin. Yani oruç tutan da kendine tutar, tutmayan da kendine tutmaz. İnsanın neresi güzel olsun? Sol tarafa. Bu sol taraf güzel olsun. Sizde sağ görünüyordur belki kamera açısı farkında. Benim bu tarafım sol tarafım aslında bebeğim. Neyse canlarım benim öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bunu yapın. Vallahi bu çok güzel bir şey. Ben o yanıklarınızı şey yapmayın. Ha ay yine yandı filan alakası yok. Yemin ediyorum çok lezzetli oluyor. Hamur tarafı gözü bak bunu pideyi açmadan kesmeden somun ekmeği de kesmeden keserseniz hamuru dışarı çıkıyor ya o yumurtayı emiyor filan bilmem ne bir hamur gibi yiyorsunuz. Bak nasıl yedim böyle hafif çıtır hafif pıtır. Öyle yedim. Neyse ben yaparsanız yaparsınız. Yapmazsınız canınız sağ olun. Canlarım kendinize çok çok iyi bakın. Bayram gelmiş neyime anam anam garibem dedim. Dedim ya ne yapayım dediğimle kaldım. Kaç yaşına gelmiş artık anası bacısı mı kalmış bayram da gelir seyran da gelir yapacak bir şey yok yani kendinize çok çok iyi bakın yine bugün ayrılasım gelmedi ama ne yapayım öpüyorum kendinize çok çok iyi bakın canlarım benim sağ olun var olun izlediğiniz için yorumlarınızı desteklerinizi eksik etmiyorsunuz zaten derece pompayı hadi bakalım evet canlarım darliklerim yavrularım bana bir kutu geldi. Kutuda ne olduğunu, bir tanesinin ne olduğunu biliyorum ama biraz ağır. Şimdi ekstra başka bir şey de var onun belli. Bir şey daha var, onu da Şeker'e gönderdim. Serap ablacığım teşekkür ediyorum buradan sana. Şöyle bakın, kutumuz bu. İsviçre bıçağının lezzet ikizi Türk bıçağı. Selam, merhabalar. Merhaba, merhaba derdi. Merhaba, Şeker. Şimdi böyle. Yine sana kutu geldi. Evet. Açıyoruz kutu. Hediyeleri bitmiyor vallahi. Takipçilere hediye. Ama bunda sana da var şeker. Ya. Bana olur mu? Sana da var. Bunda şekere de var. Ha, bana da evet. Göndermiş. Sana da hediye var. Bak kaçam şimdi bakayım. Evet. İyi Türk bıçağı da güzel kesiyor bak. Evet. Bana diyor okşan ha bir de İsviçre bıçaklarını şugarlaştırıyorsun. Ona bakarsan Bursa'nın bıçağı meşhurdu değil mi? Tabii canım Bursa'nın daha meşhur. Aha saçlar göründü. Saçlar göründü. Canlarım ben bir tane düdük yaptırmak istiyorum. Bu Serap abla bana kendi çıtı varmış zamanında almış. Gerçek saç ama çıt. Onları işte böyle biriktirerek diyorum. Bir tane peruk yaptırayım kendime. Peruk almaya kalksam dünya para. Kız bayağı sağ. Kız. Bayağı. Ben kısa zannediyordum vallahi. Kaç bakın nasıl peruk. Yemin ederim bayağı saç varmış. Serap'cığım ben bu kadar beklemiyordum. Oh, haydi bismillah. Gerçek saç. Bak. Ay. Bak, ay uzunluğuna bak. Evet. Vallahi uzun da bir de bakar mısınız? Evet. Kızlar bir şey diyeyim size. Bak. Bak. Ay çok kaliteli saç. Evet. Bak. Uzun bir de. Bir. Şöyle koyalım birinciyi. Bir de uzun. Bir. Aa kız bunlardan zaten peruk çıkar. Evet. İki. Vallahi uzun şeker bak. Gerçek saç bir de uzun. Ay. Uzun. Canım benim. Ah, uzun bir de okşa. Vallahi gerçek uzun. Saç. İki parça. Evet. Bunları almaya kalksak kızlar çok pahalı. Bağlı. Saç dünya para. Ay Serap'cığım vallahi Allah razı olsun. Saç pahalı. İnşallah bunlardan güzel bir peruk yaptıracağım kendime. Evet. Tabii yaptırmak da belde ama... almaya kalksan geçen sonra bir peruğa 30 milyar dediler ayol. 20-30 milyar vallahi ama benim sorduğum peruk da yani kalçayı geçiyordu şeker. Uzun saç. Evet baksana şeker. Uzun evet evet. Bayağı ay, rengi de çok güzel. Rengi de güzel. Siyah. Gel bakayım şeker. Siyah. Şöyle bir. Bak böyle tık. Ah. Aa, evet. Bak. Uzun.
yapmıştım. Evet. Evet evet güzel. Güzel. Bundan bir çıkar ayol. Çıkar. Kaç parça daha geliyordur. Evet, çıkar. Bana baya evet, ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Serap. Serap'ım benim yavrum. Serap. En iyi arkadaşım Serap bundan sonra. Vallahi kız hiç kullanmamışım. Evet, baksana. Evet, sıfır gibi. Allah canlarım bakın. Bak, evet. Vallahi sıfır gibi. Hadi evet. İnşallah. Devamı da gelir. Baksanıza evet. Maşallah. Ay bayağı saç var hayatım. Evet. Vallahi billahi. Kızıl evet, kızıl olurken, gibi. Rengi kızıl mı bu? Uzun uzun. Ay nasıl kıyacağım ben bunları? Bir de kıyamam ben bunlara. Peruk yaptırmaya başında dururum vallahi. Saçı çalarla malarla. Neler yaparlar baksanıza. Ah kızlar kendi saçı kendi maydanozum olacaktı ki. Bunları çeşit olarak kullanırdım. Önlerim küsük hayatım benim. Daha bu torbada da var. Aha. Bence bunlardan tek parça kesinlikle peruk çıkar. Vallahi çıkar. Aa yok hayır. Bu şey değil mi? Çeşit onlar. Bunu bana söylemişti. Bu toka. At kuyruğu toka olarak takılıyor. Ay bu da güzel. Ha şöyle. At kuyruğu gibi şöyle takılıyor. Bunu Cansa'ya söyle. Gel bakayım şekil. Tepeden şey kendi saçını önce tepeden topla. Şuradan topla. Dur. Takabilirsin böyle. Dur. Ha. Evet, bak. Dön bakayım. Bak. Aynen. Ay bu da şekerin olsun Serapcığım. Ay, senin şekere yakıştı. Evet. Bu da şekerin olsun Serapcığım olur mu? Yakıştı. Tamam bu da senin olsun şeker. Aynen. Tamam hayatım. Aa burada bir şey daha var. Bayağı var. O da aa bu da benim olsun şeker. Ben evde topluyorum evet. Ya. Bu da benim. Evet. Vallahi şeker yakıştı. Evet yakıştı. Değişiklik. Bu da kalsın beraber kullanırız. Tamam. Kız bunlar da beraber pahalı. Beraber, evet. Bunlar ucuz değil. Bunlar da pahalı. Vallahi. Evet. Tam abi de not beraber var. Notu okuyalım şeker. Evet beraber kullanırız. Ay, ben saçı görünce hayatım saç konusunda biliyorsunuz. Elim ayağıma dolanıyor. Sevgili kardeşim Okşan. Gücüm yettiğince gönderdiğim hediyeleri kabul edersen sevinirim. Ay etsik mi? Tabii ki. Aynen. Çıt çıt saçlar işine yaramazsa sat. Ay hayatta satmam canım. Bunlar satılır mı? Yani. Bunlar altın değerinde. Evet. Asla satmam satılmaz. Yavrum benim. Ben bunlar, bak bunlardan evet bir peruk çıkmaz. Satılmaz. Çıkmaz ama hani biraz daha böyle saçlardan biraz daha toplarsam çıkar. Oradan buradan gönderirlerse. Mesela kaynak yapıyor bazı insanlar. Evet. Kaynak yaptırdığı saçları da çıkartıyorlar ya. O saçlardan da mesela Cansel öyle yaptı. Kaynaklık saçları da biriktirdi. Biriktir, onlarla peruk yaptırdı. Peruk yaptı. Bak. Ay. Evet. Çok evet, iyi saç. Çok evet. Ama saç. Güzel. Uzunluğu güzel. Biraz da o kadar da olsa peruk çıkar. Ha, ama kalitesi de çok güzel. Kalitesi. Şimdi şey. Aa Tuman şeker. Ay. Tuman göndermiş. Tuman göndermiş. Ay body. Şeker. Bak. Aa mis gibi kokuyor şeker. Body. Mis gibi. Yeni. Şekere gönderdi bunu. Body. Bak şeker bu. Bu body. Bana o olmaz. Şu nasıl? Evladiyelik. Aa bu da şey. Gecelik. Hayır gecelik değil. Şeker bak. Güzel. Sen, yakışır sana. Yok bana o gitmez. Bol mu? Bol o bana. Günlük. Bu da bana bol. Dar dedi. Dar şeyler de bakayım. Bunlar bana olmaz. Olur şeker değil. Asla. Hayır olmaz. Kadın sana da gönderir. Şey bol. Dedi. Şeker de bol beğenirse dedi. Alsın dedi. Bol. Giyilsin dedi. Bol. Tam bak bunlar. Bugün bunu giyeyim hadi. Evet, bir lazerek çık. Evet, dur şunu bir giyeyim geleyim. Mesela sen bunu giy. Dur bunu giyeyim. Kız. Yok ben bunu beğendim. Daha şüper. Bu uzun kollu. Dur. O uzun kollu şeker. Teşekkürler Güneş Serap. Serapcığım. Dur şu tişörtü giyeyim de görsünler. Evet. Ama ben kadına dedim ki tişört de göndereceğim dedi sana dedi. Allah ben dedim ki sen zayıfsındır dedim. Çünkü ben şeker ben yapılayım biliyorsun. Evet Allah razı olsun. Bana dedim olmazsa dedim şey olmazsa şekere Allah şey yaptım. Allah razı olsun. Şeker bak beğendiğin hangisi alabilirsin. Hiçbiri de beğenmedim. Bana olmaz onlar. Çok bol. Niye bol biz? Aşkım bol. Bol mu? Evet bak bol. Bunlar bana ay yaptım. Bana tam oldu buyur. Aşkım bunlar hep senlik tam. Bana tam oldu. Bunlar hep senlik. Saminat'ta iyi. Evet, bak ne güzel yakıştı. Evet, olay oldu. Cimri. Evet, evet. Bak yakıştı. Tam sen. Oldu, tam oturmuştum. Evet. Bu bir gerçek, tam evet, oturdu. Doğru. Ay, evet. Tam oldu. Ben şeyin altına giriyorum. Ha. Güzel yakıştı. Kimlik gibi. Evet canım, oldu. Yakıştı. Serapcığım oldu bana. Bakayım başka bir şey var mı? Yok, boş. Boş mu da? Boş. Ama bu tokayı da Okşan'la beraber kullanırız. Ya ben istemem şeker, ben de. Beraber kullanırız Okşan'la. Neyini kullanacağım ben onu, maydanoz. Hayır, sen. Ben. Şey. Tamam da benim önde maydanoz şey maydanozlarım vardı. Bak. Kız evet. Evet.
Ben evet, bak ne diyorsun? Şeker, çamaşır asar gibi kafama astım bunu. Senin saçın var ya, çok evet, güzel bir şekilde toplayıp evet, iki tane önden evet, boynuz, evet, tepeden tepe nasıl güzel olur. Ya burada hepsi için teşekkür ederim. Tişörtler sağ olsun, çok güzel. Evet, bak şeker tekrar şey yapayım. Alıyorsan al şimdiden. Yok, ben beğendim. Bu kumaş çok güzel. Evet, sana güzel bir kıyafet. En altın değerindeki bunlar. Şunlar kaç paradır biliyor musunuz siz? Kaç paradır şekerim? Berde onlar. Yemin ediyorum bunlar, iyi paradır. 2000 TL vardır. Hayır, daha fazladır. Şekerim. 3000 TL vardır. Naylon peruklar evet, olmuş 500 lira. Bakın kalın bir de yani. Bir de uzun. Ay düşünsenize bana bununla peruk yapıldığını. Evet. Ta nereme gelecek? Ta burama. 5000 TL vardır. Gümbür gümbür. Serapcığım teşekkürler. Serapcığım sağ ol, var ol hayatım. Helal et. Evet. Bir tanem Allah razı olsun. Bu saçlardan varsa sizde gerçek olması gerekiyor peruk yapılacağı için. Naylon olmuyor canlarım. Benim bir tane kızıl gibi peruğum var ya, onu belki de bozdurup bunları ekletip peruk yapılır mı diye düşünüyorum. Dur bakalım bir şeyler yapacağım inşallah. Ay, notunu da alıyorum, saklıyorum hayatım şöyle. Ben notlarımı şöyle çekmecem var. Buraya saklıyorum böyle. Aynen bak şey bile göndermiş sana. Saç evet, pompalı. Saç lastiği o da. İstiyor musun? Yok. Saç lastiği. Sağ ol, var ol. Evet. Canım Serapcığım, dernik, my dernik, ah dernik. Teşekkürler. Şeker alıkmadı şeyleri, tişörtleri. Evet, ben söyledim. İstiyorsan al dedim. Hadi, öpüyoruz dernikler. Hadi.